Hepinize yeni videodan selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber KMT 50S'i inceleyeceğiz ve detaylı bir şekilde A'sına, C'sine, her bir bokuna bakacağız. Şekil bir ağda gördüğünüz gibi motor zaten çoğunuz YouTube'dan, Instagram adresimden hepiniz biliyorsunuz. Cup model 50cc Euro 4 bir motor. 2018 çıkışlı. 2018'den bu yana değişen tek şey yıllar. Motor ilk önce göstergeden başlayalım. Gösterge normalde 80 km hız kadrajı var. Bu 80 km hız kadrajı benim motor birazcık biliyorsunuz vahşi. Vahşi olduğu için iki kere kadraj patlattık. Ondan sonra direkt yüzük KMT'lerin göstergesini taktık. Ve şu anda 10.000 km'de. Ondan sonra 11.000 devir saati var. Bunun 9.000'ini falan çevirebiliyor. Yakıt göstergesini görüyorsunuz. Benim yakıt göstergesi birazcık oynak. Şurada sağ sol sinyal, sağ sinyal. Burada da aşağı kısımda da boş 1, 2, 3, 4 vites. Onun harici bir de şuradan şunu açalım. Uzun yaktığınızda şuradaki ampul yanıyor, sönüyor. Uzun kısa da bu şekilde. Şimdi gidonlara falan gelelim. Aynalar orijinal aynası herhangi bir değişiklik yapmadım. Aynalara ekstradan aynaya bağlantılı bir telefon tutacağı bağladık. Gidonlar orijinali böyle değil. Orijinali biraz daha ince, zarif bir şey. Ben birazcık hoşuma gitmediği için bir de bu biraz daha yumuşak gibi, hissiyatı daha güzel olduğu için bunu seçtik. Arkadaşlar kontağı açalım. Demiştik burada 1, 2, 3, 4. 4 vites bir motor. Aşağıya doğru şu şekilde göstermek gerekirse. Şu birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites, dördüncü vites olarak gidiyor. Ama şu anda vites atmıyor. Nedenini hemen söyleyeyim. Bu kup modellerde tekeri ilk önce oynatıp vitesin boşluğunu aldırmanız gerekiyor. Ondan sonra gördüğünüz gibi zaten sesten de anlaşıldığı gibi çat diye bir ses geliyor. Bu arada motor seri şanzıman. Seri şanzıman ne oluyor diye soracak arkadaşlar için de 1'den 4'e kadar çıkıyor. 4'ten bir kere daha aşağı basarsanız direkt boşa atıyor. Eğer bu uzun yolda mesela uzun yolda dediğim 4'te vitesi doldurduğunuzda 5. vitesi isteyecek motor. 5. vites de olmadığı için bir tane basıyorsunuz, bakıyorsunuz motor vitese geçmediğini hissediyorsunuz. Bir kere daha bastınız mı 4'ten direkt 1'e çekmiş oluyorsunuz. Bu huyu çok kötü. Ama mesela 3. vitestesiniz, ışığa geldiniz ve boşa almak istiyorsunuz motoru. Motor birazcık şey yapsın, düzenli çalışsın diye. 4. vitesten, 3. vitesten 4'e atıyorsunuz. 4'ten de direkt boşa çekebiliyorsunuz. Bu huyu çok güzel. Onun harici şuradan anahtarları tanıtmak gerekirse şu şekilde aydınlatma var. Şuradan şu park arkadaşlar. Önde parklar var, arkada da var ama ben sinyal olarak kullanıyorum. Ondan sonra bir tık daha aldığınızda normal ön farlar çalışıyor. Ön farlar ben beyaz xenon gibi bir far aldım. Soğutmalı bir far. Şuradan, şuradaki anahtardan da uzun kısa şeklinde yönlendirebiliyoruz. Bunlar şu sinyaller. Bir tanesi bu şekilde. Aynı şekilde arkada da böyle sinyaller vardı.
Ben onları değiştirdim. Şu şekilde bir sinyal yaptım. Onun harici şuradakiler de parktı arkadaşlar. Ben bunları da sinyal olarak kullanıyorum. Aynı şekilde diğer tarafta da var. Kornası şu şekilde. Böyle bir kornası var. Ondan sonra şu cikle arkadaşlar sabah soğukta falan filan çalıştırmaya çalıştığınızda sıkıntı çektiğinizde bu cikle yardımıyla çalıştırabiliyorsunuz. Fren hidrolik yağı buradan koyuluyor. Ön fren hidrolik yağı. Ondan sonra orta sehpamız var. Altta gördüğünüz gibi şu normal yan ayak. Motor numarası şurada yazıyor. Fakat ben göstermeyeceğim tamamen. Ondan sonra zincirin koruması oluyor. Ama ben dişliyi birazcık küçülttüm. Uzun dişli var yani. Uzun da uzasın diye. Bu zincir de birazcık bol olduğu için normal koruma, zincir korumaya dokunduğu için ses yapıyordu. Ben de komple iptal ettim. Arkadaşlar arka lastiklere gelince lastikler 2.75-17, ön tarafta 2.50-17. Arka lastik dubleks lastik, orijinalde normal lastik, iş lastikli lastik oluyor. Ama benim motorumda dubleks arka lastik var. Ön tarafta orijinal lastiği var, 2.50-17 ebatında. Bu naylonun kendi lastiği, motorun üzerinde gelen lastik. Ondan sonra arkadaşlar başka bahsetmemiz gereken bir yer var mı? Egzozu şu şekilde. Amortisörleri siyah bir amortisör var. Ondan sonra jantları zaten görüyorsunuz. Çelik bir jant. Ön taraf disk fren. Arkalarda kampanalı fren sistemi var arkadaşlar. Şöyle. Arkalar kampanalı. Ondan sonra stopumuz şu şekilde. Zaten kupları biliyorsunuzdur. Standart oluyor. Hepsi bu şekilde. Aynı bu şekilde. Kafa tipi Asya motorlara çok fazla benziyor. Ama gayet güzel. Ben normal diğer bu Salkanoları falan filan beğeniyorum. Özellikle RKS'nin Jaguar motoru var. Kup. Onların kafası daha güzel oluyor. Bir de Mondial'lerin yeni versiyonları var. Onlar da gayet güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şeylerini bir geçelim. Şuradan. Şu benzin koyma yerine falan filan. Koltukta sele kılıf var. Kılıf var işte. Anladınız. Şuradan benzin koyma yeri. Şu şekilde. İçindeki şu demiri biz yamuktuk. Normalde o dik geliyor. Yani düz bir şekilde geliyor. Burada benzin şamandıramız var. Gözüküyor. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Ondan sonra tornavida falan filan koymak için şöyle küçük bir göz var. Motor çizildi. Şöyle küçük bir göz var. Burada stop şey falan filan koydum ben. Bulduğum şey, her şeyi doldurdum içine. Buraya ruhsattır, faturadır, kulaklıktır, mikrofondur. O tarz şeylerimi koyuyorum. Şöyle. Şunları kapatalım. Mikrofonları kapatalım. Burası da bu şekildeydi. Dilerseniz bir motoru çalıştıralım. Bir sesini duyalım. Bakalım sesi nasıl. Bu arada hava filtresi birazcık demişim. Hava filtresi açık, boğazdan çıkarttım. Hava filtresi açıkken sesini duyacaksınız. Şuradan parkı da kapatalım. Arkadaşlar çalıştırmak için normal skuterlarda olduğu gibi frene basmanız gerekiyor. İster ayak frenine ister el frenine basarak motoru marşına basıyorsunuz. Biraz geç çalıştı. Hava ayarından kaynaklanıyor arkadaşlar. Onu da halledeceğiz yakın zamanlarda. Motor şu şekilde çalışıyor. Çalışması bu şekilde. Egzoz sesi falan filan bu şekilde. Boşta gaz vermek istemiyorum ama bir boşta şöyle bir E
egzoz sesi de bu şekildeydi arkadaşlar. Motor kısa ve öz bir şekilde. Böyle arkadaşlar yani. Başka anlatmadığım bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Arka taraf özellikle yolcu bakımından çok rahat bir koltuk var. Çünkü ayakları bayağı geniş. Ayaklık buradan buraya kadar, buradan buraya kadar ayaklık var. Onun harici şurada normal bir yolcunun el tutma yeri vardı. Bu biraz görüntüsünü değişik gösteriyordu. Ben onu söktüm arkadaşlar. Daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bulursam da fotoğrafını koyacağım bunun. Böyle L şeklinde bir kol vardı. Onun harici başka eklemek istediğim bir şey var mı diye düşünüyorum ama. Burada güzel bir şekilde demir var. Buna hani kağıt vesaire sıkıştırmak istediğinizde şöyle bir demir, bu demirin arasına güzel bir şekilde sıkıştırabiliyorsunuz. Bu özellik güzel ve boş gibi geliyor ama bazen işe yarıyor arkadaşlar. Hani şişe falan oluyor. Şişeyi falan ben buranın arasına sıkıştırıyorum. Rahat bir şekilde, güzel bir şekilde gidiyorum. Hatta Berkay bir tane şişe verdi. Şu şekilde. Hani düşme imkanı yok. Neredeyse yok ya. Hani sağlam tutuyor. Zaten oraya gidip de ağır bir şey koymazsınız diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Bir de son bir şey daha. Şu şekilde parklar var. Ben bu tarı geçen Galatasaray Fenerbahçe maçı vardı. Boğaçay'ına gittiğimiz gün, pazar günü. O zaman sarı kırmızı yapmıştım şu şekilde. Modüllü ampul var bir tanesinde. Bir tanesi normal park ampulü. Bir ara kaza yapmıştım. Şuradan falan görürsünüz. Kamyonun altına giriyordum. O zaman şu kırıldı. Hatta koltuğun altındaki de buranın parçasıydı. Koltuğun altındaki buranın parçasıydı. Ampul de içinden uçmuş gitmiş. Aradık ama bulamadık. Kazada şurası da hafif sıyrıklar vardı. Onu da şu şekilde bir kaplamayla hallettik. Bunu da değiştirdik. Ondan sonra başka da herhangi bir sıkıntısı, bir ekstrası yok. Arkadaşlar bir de şu şeyler, vidalar, şunlar çok gevşiyordu ve şıngır şıngır ses yapıyordu. Honda Civic'lerin silindir kapağına koyulan bir tane plastik var. Böyle garip bir şey. Onlardan hem bunun altına hem şunun altına koydum. Lastikli bir yapısı var. Gördüğünüz gibi esniyor ama ses yapmıyor asla. Hem de birazcık egzozdan sacı ayırdı. Ki buradaki yolcu ola ki ayağını buraya atar, bacağı buraya yapışır. Berkay gibi de bir kısa pantolonu varsa bacağı buraya jos diye yapışır. Onun harici arka teker dubleks, ön teker orijinal duruyor. Ön tekeri de yakın bir zamanda değiştireceğim. Arka teker hangi markanındı ya? IRC yazıyor ama dur bakayım. Gördüğünüz gibi dubleks. Dassa. Sağ olun. Dubleks. Şöyle şeyini de çekmek gerekirse bu şekilde bir motor arkadaşlar. Almanızı tavsiye eder miyim? Ederim abi. Eğer imkanınız var veya ehliyetiniz ya da sigorta derdiniz falan filan yoksa yüzünüzü almanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir motor. Bazı aksilikleri çıkartıyor. Yani küçük ufak tefek birkaç sıkıntısı oldu bana. Yolda bir ara tekerim patladı. Dublekse çevirdim. Ya çözülmeyecek herhangi bir sıkıntı vermiyor motor. Temiz baktığınızda yapabileceğiniz bir sorun. Bu arada şöyle bir şey. Servisinde yaptırıyordum ben tüm bakımlarını. Servise gittim. Servisten aldığımda buraları çizik çizikti. Ondan sonra bir daha asla servise götürmedim motoru. Motoru çizmişler abi. Yoksa onun harici herhangi bir çizik yok. Sadece şurada var. O da kazadan dolayı bir çizik. Bu ara biraz da titreşim var motorda. Titreşimden dolayı şuradaki gördüğünüz yer birazcık kırılmış. Onun harici ben bunu ne yaptım? Şu şekilde plastikler oluyor. Bunu civatacılardan alabilirsiniz. Civataların arasına şu şekilde plastik yerleştirdim ve titreşim biraz da olsa engellemiş oldum arkadaşlar. Şu şekilde
Şöyle arkadaşlar, motorumuz bu şekilde. Şurada yağ kapağı, yağ şey var, yağ aktarma, bir de yağ çubuğu var. Bu yağ çubuğu, bu ayak marşı, ayak freni. Onun harici herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bu motorun biraz sonra nasıl kullanıldığını, sürücü nasıl yapacağını falan filan gösterecek. Bakalım. Şimdilik bu videodan bu kadarlık. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Eğer siz de bu motordan alıp kullanmak istiyorsanız kanalıma ulaşarak veya i butonundan nasıl kullanılır adlı videoma ulaşabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.